Tekrar merhaba, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün size Almanya seçimlerini anlatmaya devam edeceğim. Bugün 3 Eylül Cuma. Almanya'daki genel seçimlere tam 23 gün var. Yani 26 Eylül'de genel seçimler yapılacak ve bu genel seçimler öncesinde e, hızlı bir şekilde Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranının arttığını daha önce söylemiştik ve bu haftaki anketlerde de artmaya devam etti ve en son bugün pek çok yayın organında yer alan bilgilere göre Esmeden'in oy oranı %25'e kadar yükselmiş. E, buna karşın Hristiyan Demokratların yani Angela Merkel'in partisinin oy oranı ise %20'ye kadar düşmüş. Yani aradaki makas 5 puana kadar yükseldi. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönem nasıl bir hükümet kurulacak tartışması Geçen haftadan bu yana en çok o, konuşulanlar arasında çünkü geçen hafta pazar günü 3 e, partinin yani başbakanlığa aday 3 partinin adayları ilk kez bir televizyon ekranında karşı karşıya geldiler. SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz, Hristiyan Demokratların Başbakan adayı ve Kuzey Renvesvali Devleti Başbakanı Armin Laschet ve Yeşillerin e, Başbakan adayı. Anelena Berbok birlikte kameralar karşısına çıktılar ve değişik konularda yöneltilen sorulara cevap verdiler. Dış politikadan e, savunma harcamalarına, oradan e, koronaya karşı önlemler ve çevre, iklim gibi pek çok konuda konuştular ama bunlar arasında e, en e, dikkat çeken tabii ki e, moderatörlerin önümüzdeki dönem. Sol Parti ile koalisyon yapacak mısınız diye bir soruyu hem Olaf Scholz'a hem de Annalena Baerbock'a yönetmeler ve ikisi de bu programda kapıyı kapatmadılar. Yani biz kesinlikle Sol Parti ile bir koalisyon hükümet ortağı kurmayacağız demediler. Bu konuda özellikle Armin Laschet onlara sıkıştıran bir tavır içerisine girdi. Sadece üç kelimeden ibaretti. Hayır biz yapmayacağız diye bir şey söylen dedi ama her iki adayda sol partinin özellikle dış politika, NATO, yurtdışına asker gönderme konularındaki tutumlarının problemli olduğunu, bu konuda uç noktaları da olan siyasetçilerin olduğunu ama buna rağmen seçim sonrasında ortaya çıkacak olan tabloya bakarak bir koalisyon hükümeti kuracaklarını söyledi. Dolayısıyla bir sol hükümet kurulma olasılığı şu anda Almanya'da söz konusu. En azından aritmetik olarak baktığımızda kurulabilir. Çünkü anketlerde Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı yüzde %25 civarında. Buna karşın Yeşiller'in oy oranı da yüzde %16-17-18 Artık tablo nasıl görünür ve sol partide 6-7 arasında gidip geliyor. Yani matematiksel olarak Seçimden böyle bir sonuç çıkabilir ve bu sonuç çıktığında eğer SPD e, başbakanlığında yeni bir hükümet başka bir opsiyonu kurulaması kurulabilir mi olabilir ama tabii ki hem sosyal demokratlar hem de yeşillerin bunu çok tercih etmeyeceklerini de söylememiz lazım yani sosyal konularda çevre iklim konularda sol partinin söyledikleri aslında iki partiden daha ileri bir pozisyon, pozisyonda ve bu par e, sol parti bunları daha zorlayıcı bir tutumda ama e, dış politikada ise sol partinin hakikaten bugüne kadar söylediği pek çok şeyden vazgeçmesi gerekiyor bunların başında yurt dışına silah satışı NATO'nun NATO'dan çıkmak en azından NATO'nun askeri kanadından çekilme gibi bazı talepleri var. Yurt dışında bulunan bütün Alman askerlerinin geri çekilmesi gibi bazı çağrılar var ama burada şunu da söylememiz lazım ki Sol Parti içerisinde de bu konuda politikayı değiştirmeye çalışan epey kişi var bunların başında. Artık partinin doğal lideri sayılan Gregor Gizli geliyor. O eğer böyle bir ihtimal ortaya çıkarırsa Sol Parti'nin dış politikada sunduklarını bir tarafa bırakıp koalisyon ortaklığına devam etme konusunda eğilim gösterecek zaten bu haftada Der Spiegel başta olmak üzere bazı yayın organlarının yapmış olduğu açıklamalarda bu konuda bir mesaj da verdi yani bir sol hükümet ihtimali çıktığında e, Almanya'daki değişim söz konusu olabilir e, zor olsa bile ama Hristiyan Demokratlar da tabii ki hemen bütün her şeyi kabullenmiş ve bundan sonra seçimin artık birincisi değil de ikinci partisiz diye bir tutum içerisinde değil. Laşet bugün e, bir tim e, timini açıkladı. Yani seçimler döneminde partinin yüzünü olan, olacak, kendisine yardımcı olacak ekibi açıkladı ve bu ekibi arasında içinde en çok dikkat çeken e, Friedrich Merz oldu. Friedrich Merz iki kere e, Hristiyan Demokrat Parti'nin yani Merkel'den sonra partinin Baş, başına geçmek için yarışa girdi ve bu iki yarışı da kaybetti. En son e, Laşet'e karşı yarışı kaybetti ve partinin başına geçemedi. Neoliberal bir çizgide özellikle e, sosyal hakların kısıtlanması, zenginlerden alınan vergilerin azaltılması gibi klasik neoliberal politikaların en kararlı, savunucu ve muhafazakar bir çizgide SEDU tabanı bile bu kişiyi kabul etmedi kendisini parti başkanı yapmadı. Şimdi Laşet bunu ekonomi konularda çok önemli bir şahsiyet deyip birden kendi seçim timini aldı ve partinin yüzü olarak göz takdim etti. Bu çerçevede büyük ihtimalle Friedrich Merz'in taraftarları, daha muhafazakar kesimleri, daha neoliberal kesimleri SEDO'ya çekmek için bu atraksiyonu yapmış görünüyor. Bundan sonra federal hükümette Mertz'e bir görev verilir mi bilinemez. Yani e, bu konuda Mers'in kendisinin bir açıklaması var Die Welt gazetesine. Biz şu anda hangi göreve kimin geleceğini konuşmuyoruz. Seçim kampanyasını konuşuyoruz diye öteliyor ama Mers de tabii ki önümüzdeki dönemde laşetli bir hükümette aktif olarak görev almaya hazır olduğunu mesajını veriyor. Bütün bunlar tabii ki e, sosyal e, Hristiyan Demokrat Parti'deki çözülmenin e, giderek devam ettiğini, partiye güvenin azaldığını, e, 16 yıllık Merkel hükümetinden bir yorgunluğa yol açtığını söylememiz lazım ama bu 16 yılın 12 yılında da Sosyal Demokratlar koalisyon ortağıydı. Yani bugün birinci parti durumunda olan SPD'de de koalisyon ortağıydı ama SPD oylarını arttırıyor. Tabii ki burada en önemli nokta geçen programda da söylemiştik, onu izlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. Orada özellikle şuna dikkat çekmiştik, partilerin programından çok artık kimin devleti temsil edeceği, kimin daha ciddiyetli bir devlet adamı olacağı konusunda bir e, e, oy seçme eğilimi giderek güçleniyor ve şu anda SPD'den çok, SPD'den adayı, Olaf Scholz'un güçlü bir şekilde imaj tazelediğini söylememiz lazım. Buna karşın Yeşillerin adayı Anelena Berbok bir ara iyiydi ama sonra o da giderek oy kaybetmeye başladı ve şu anda geç Yeşiller bütün her şeye rağmen eğer %15, 16, 17 civarında oy alsalar bile bu seçimlerin en çok kazanan olacak çünkü bir önceki seçimde yani 2017'de yüzde 8.9 oy almış yani şu anda parlamentonun en küçük partisi durumunda böylece üçüncü büyük parti olma ihtimali var. Belki Hristiyan demokratlarla sosyal demokratlar arasında yeni bir hükümet kurulursa bu sefer Yeşiller ana muhalefet partisi olabilir. Şu anki AFD'nin yerine AFD'nin oy oranı da yüzde 10 civarında görünüyor çok fazla bir e, hareket yapamadılar. Çok S SEDU'dan özellikle kopuşu şu ana e, kadar AFD'de görmüş değiliz. En azından kamuoyu anketleri bunu gösteriyor. Bütün bunlar Almanya'da seçimlere 3 hafta kala e, belirsizliğin devam ettiğini, partileri arasında gidiş gelişlerin e, devam ettiğini ve toplumda bir arayışın olduğunu görüyoruz ve bu toplumsal arayışta da bu hafta sonu Berlin'de büyük bir gösteri var. Untail var eylemi. Irkçılığa, faşizme, sosyal haklara karşı, savaşa ve militarizme karşı Berlin'de büyük bir gösteri olacak. Daha sonra tekrardan kiracı inisiyatifleri. Yani toplumun diğer dinamik kesimleri de aslında seçim kampanyasını taleplerle birlikte sokakta göstermeye, dillendirmeye devam ediyorlar. Gelişmeleri bundan sonra da sizlere Aktarmaya devam edeceğim diyeyim ve e, kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra yayınlarımızı Yeni Hayat üzerinden yapacağız ve e, kanala abone olur, paylaşırsanız daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlarsanız memnun oluruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.